Bugün size bir başarı hikayesi anlatacağız. İşinin duayen ismi, siyasetçilerin gömlekçisi Mustafa Batak'la yan yana geldik. Çalıştığı en ünlü siyasetçi kim? Siyasetçiler en çok hangi renk gömleği tercih ediyor? Kendisinden dinleyeceğiz bunları. Çalıştığınız en ünlü siyasetçi kim? Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, onun hemen akabinde Milliyetçi Hareket Partisi liderimiz Devlet Bahçeli. İşte bakanlarımızdan birçok siyasi isimler şu an bizi tercih ediyor. Peki Mustafa Bey siyasetçiler en çok hangi renk gömlek tercih ediyor? Siyaset denildiği zaman aklımıza direkt beyaz gelir. Bunun hemen ikincisi de mavidir. En ilginç tasarım isteyen siyasetçi kimdir? Geçen hafta Mustafa ile gittim. Değişik bir gömlek istedi. Biz de onun şu an çalışmasını yapıyoruz. Erkek gömleğinde uç bir nokta diyebileceğim bir tasarım istiyor. Onu yapıyoruz. Türkiye'deki siyasetçinin giyimini nasıl buluyorsunuz genel olarak? Şimdi kişiye göre değişiyor. Bazı siyasetçiler sadece beyaz giyiyor. Maviyi bile giydiremiyoruz mesela. Bazı siyasetçiler de mavinin, beyazın, greenin, takım elbise içerisine gidecek bütün renklerin her tonunu kullanıyorlar. Kadın siyasetçiyle hiç çalıştınız mı? Evet. Öznur Çalık milletvekilimiz gömlek çok diktik. limon sarısı, eflatun, turuncu gibi renkleri çok fazla kullandı yazın özellikle. Sizce Türkiye'nin en şık giyinen siyasetçisi kim? Bence Cumhurbaşkanı çok şık giyiniyor. Siyasetçilerimiz daha çok gömleği işlerinde, siyasette tercih ediyorlar ama günlük içinde sizden diktirenler oluyor mu? Tabii. Hafta sonu gömleği dediğimiz özellikle kareli gömlekleri çok fazla tercih ediyorlar. Kareli gömleğin de %100 pamuk olanını tercih ederler. Fikirleri kadar günümüzde de halen kıyafetleriyle de çok beğenilen, çok konuşulan Mustafa Kemal Atatürk. Sizce evet. bir lider olarak nasıl giyiniyordu? Gömlek tercihleri sizce nasıldı? Atayaka gömlek dediğiniz zaman Mustafa Kemal Atatürk akla geliyor biliyorsunuz. O dönemde mesela işte gömlek üzerine, papyon üzerine, yelek üzerine, ceket, ceket üzerine, mendil, yaka iğnesi vardı, kravat iğnesi vardı, kol düğmesi manşetliydi falan aksesuara cumhuriyetin ilk yıllarında çok fazla önem veriyor. Bu yılın e, moda gömlekleri hangileri tercih edilen? Bu sene yazın e, keten gömlekler çok fazla kullanılacak. Bu senenin renkleri çok canlı olacak. Onu da buradan ipucu vereyim. Turuncu, kırmızı, sarı mesela geçen sene bu renkler çok fazla kullanılmadı yazın ama bu sene e, bu canlı renkler vitrinlerde yerini alacak. Bize biraz daha e, örnek verebilir misiniz renklerin dili hakkında? Kırmızı bir kravat giyen bir siyasetçi güçlülük ifadesidir mesela. Mavi ise mavi kravat biraz daha samimi olduğunu gösterir. Manşetli gömlekler günümüzde hala tercih ediliyor mu? Rahmetli Demirel'den kalma bir alışkanlıktır. Aslında erkeklerde manşetli gömlek. Önceden siyasetçiler beyaz gömleklerde mesela manşetsiz kullanmazlardı. Önceki siyasetçiler gömleklere birer de isim vermişler. Mesela Demirel manşet, Ecevit mavisi, işte Mesut Yılmaz yakası gibi birçok siyasetçi bazı gömleklere isim vermişlerdir. Biraz bize kombinleri de anlatır mısınız? Yani beyaz bir gömleğin üzerine nasıl bir dış giyim tercih edilmeli? Şimdi aslında benim bir tezim var. Şu kötü renk yoktur. Kötü kombin vardır. Bir kıyafet giyerken ilk önce siz kendinize yakıştıracaksınız. Ondan sonra renklerin uyumuna bakacaksınız. Lacivert bir pantolon üzerine yeşil bir gömlek giydiğiniz zaman şık olmaz. Ama lacivert bir pantolonun üzerine mavi, kareli düz renk bir gömlek giydiğiniz zaman ortaya güzel bir kombin çıkar. Sadece kombin gömlek ve pantolondan ibaret de değildir. Bütün aksesuarlar aslında birbirini tamamlar. Üç kuşaktır gömlek işi yaptığınızı evet. söylüyorsunuz. Siyasetle çalışmak, siyasetle bütünleşmek sizle mi başladı? Önce kuşaklarda da var mıydı? Ankara'da dedemden babama, babamdan bana gelmiş bir meslektir bu kişiye özel gömlek. Dedenizin ve babanızın çalıştığı ünlü siyasetçiler kim? Turgut Özel mesela kılma gelmeyen birçok siyasetçilere hizmet vermiştir. Özel dikim gömleğinizin fiyatı ne kadar? Bir gömleği kumaş dikiş dahil 200 liraya dikiyoruz yüz evet. Mustafa Bey siyasetçilerle tanıştığınız, çalıştığınız o ilk anında bir anlatabilir misiniz? Mesela ilk ölçü almaya gittiğimizde makamına bir siyasetçinin bazı endişeler oluyor ama gömleğimizi giydikten sonra o kumaşın kalitesi, ölçünün tam oturmasını gördükten sonra siyasetçinin kafasındaki bütün soru işaretleri gidiyor. Diyanet Diyan İşleri Başkanımızın gömleği şu an biz de teslim edeceğiz. Meclis Başkanımızın gömleği şu an dikimde onu teslim edeceğiz. Sayın Kürşat Tüzmen'in yine bizde bir gömleği var kişinin şu an gömleği atölyemizde dikimde bittiği zaman teslim edeceğiz. Pandemi döneminde ya da normalde e, siyasetçileri gömlekten başka diktiğiniz özel bir şey oldu mu? Türkiye'de ilk bez maske haberi bizimle yapıldı. Biz e, o dönemde kumaşçılarımızdan maskeye uygun kumaş getirdik. E, siyasiler başta olmak üzere maske yetiştiremedik. Çok ciddi talep vardı. E, şehir içinde, şehir dışına çok fazla maske siparişi geldi. Normal cerrahi maskenin dışında siyasiler biraz daha özel maskeler kullanmak istedi. Bu kadar siyasi isimlerle çalışıyorsunuz. Siyaseti hiç aklınızdan geçirdiniz mi? Bir hayalim var aslında. Bir siyasete bir yerden girmek istiyorum ama çok da emin değilim yani. Şimdi işimi seviyorum. Kişi özel gömmek güzel bir şey. Siyaseti zaten çok fazla kişi yapıyor. Benim yapmama gerek var mı diye bazen düşünüyorum. Belki ileride bilmiyorum.